Herkese merhabalar. Utku Bengisu, Endüstri Mühendisiyim. Afrika Ticaret Merkezlerinin kurucusuyum. Bugün sizlere Sektörün İncisi programında Afrika'ya nasıl ihracat yapılır? Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmalar için ne tip çözüm önerilerimiz var? Bunları konuşacağız. Peki Afrika pazarında ihracat yapmak isteyenler için neden önemli? Afrika pazarı hem demografik olarak yani nüfus olarak hem sahip olduğu yeraltı kaynakları olarak Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmalar neler yapmalı? Bu soruyu Afrika'yla ihracat yapmak isteyen firmanın ölçeğine göre değerlendirmek lazım. Ben 3 seviyede Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmaları 3 seviyede ayırıyorum. Birinci seviye başlangıç firmaları. Başlangıç firmaları network yönetimiyle işe koyuluyor. Kendisine uygun bir web sitesi, düzgün bir... Peki Afrika pazarında iş yapmak isteyenler için neler yapıyorsunuz? Biz de Afrika pazarında iş yapmak isteyenleri 3 seviyeye ayırdık. Birinci seviye başlangıç seviyesinde iş yapmak isteyen başlangıç seviyesinde iş yapmak isteyenleri bugün 6.sını düzenlediğimiz. Kutku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle firmanızdan bahseder misiniz? Afrika Ticaret Merkezleri ve Bosporus Expo diye iki tane firmamız var. 2012 yılında kurulduk. 10 yıldır Türkiye Afrika arasında ticareti ve ihracatı geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz var. Neler yapıyoruz? Yurt dışında fuarlar yapıyoruz. Bugüne kadar 55 tane fuar gerçekleştirdik. 14 farklı ülkede. Bunların çoğu Sahra Altı Afrika ülkeleriydi. 2017 yılından sonra hizmetlerimize bir modül daha ekledik. Yurt içinde yani Türkiye'de Afrika'ya açılmak isteyen firmalar için de Afrika'dan, Türkiye'den ithalat yapma potansiyeline sahip dış ticaret firmalarını çağırdığımız ve bu iki grubu birleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri ve forumları organize etmeye başladık. Bugüne kadar da 6 forum organize ettik. Bunun yanı sıra Afrika'nın 9 ülkesinde ofisler açtık. ihracatı destek hizmetleri veriyoruz. Şu anda COBİ'lerimizin Afrika ülkelerinde daha çok müşteri bulması için bir takım ihracat faaliyetleri yapıyoruz. Peki Afrika pazarında ihracat yapmak isteyenler için neden? önemli. Afrika pazarı hem demografik olarak yani nüfus olarak hem sahip olduğu yeraltı kaynakları olarak hem dünyanın geleceğinde en önemli noktada olan inşaat, altyapı, tarım, gıda gibi, hayvancılık gibi bütün önemli sektörlerin merkezi olabilecek kadar büyük potansiyele sahip olduğu için çok önemli. Bugün Afrika'nın nüfusu 1.3 milyar ama Afrika 2100 yılına geldiğinde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturacak. Yani her 5 yaşayan insandan ikisi Afrikalı olacak. Bugün Nijerya'nın nüfusu 220 milyon. 2100 yılında Nijerya 810 milyon nüfusa ulaşacak. Afrika şu anda inşaat ve altyapı sektörleri için dünyadaki bütün ülkeler arasında ilk önce en fazla büyüyen ilk 20 ülkeden 18'ini oluşturuyor çok fazla bir potansiyele sahip. Dünyada bir tarım, bir gıda krizi kapıda. Afrika dünya üzerinde işlenmemiş toprakların %60'ına sahip. Dünya teknolojiye adapte oluyor. Her gün bir yenilik meydana geliyor. Afrika dünyanın teknolojiyle daha fazla buluşmasını sağlayan en önemli yeraltı madenlerinin %30'una tek başına sahip. Bütün bu gelecek planı bizi Afrika ile ileride ihracat açısından birleşme zorunluluğuna kılıyor. Türkiye'nin 4 milyon şirketi var. Bunun %90'ı Kobi. Kobilerin kendilerini büyütüp gelişmeleri için kolay bir şekilde ihracat yapmaları lazım. Afrika'da şu anda Türkiye ile ilişkileri en üst seviyede olan tek kıta. Türkiye'nin ihracat fazlası verdiği, dış ticaret fazlası verdiği, daha az alıp daha çok sattığı tek kıta. Afrika'nın 41 ülkesinden 61 farklı noktasına Türkiye'den doğrudan uçuş bulunmakta. Afrika'da 55 ülke var. 44'ünde Türkiye'nin büyükelçiliği bulunmakta. Türkiye Afrika'da 220 tane okulun yönetiminde söz sahibi. 4 hastanesi, bir limanı, iki askeri birliği var. Türkiye-Afrika ilişkilerinde hem ticari hem kültürel hem savunma anlamında bütün sektörlerde çok önemli bir potansiyel var. Dolayısıyla Türkiye'nin üretenleri, ihracat yapmak isteyenleri, gelecekte ihracat yapmak isteyen herkes iş Afrika'dan başlamalı. Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmalar neler yapmalı? Bu soruyu Afrika ile ihracat yapmak isteyen firmanın ölçeğine göre değerlendirmek lazım. Ben 3 seviyede Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmaları 3 seviyede ayırıyorum. Birinci seviye başlangıç firmaları. Başlangıç firmaları network yönetimiyle işe koyulmalı. Kendisine uygun bir web sitesi, düzgün bir YouTube kanalı, düzgün bir Instagram sayfasıyla sahip olduğu ürünleri çok rahat bir şekilde anlatabilecek kısa videolarıyla bir Afrikalı'nın çok rahat ürüne ulaşıp nasıl bir fayda sağlayabileceğini anlatabileceği Fransızca ve İngilizce videolardan oluşan en azından bir Instagram kanalına sahip olması lazım. Network yönetimiyle Türkiye'de okuyan öğrencilerle, her gün Türkiye'ye gelen dış ticaret firmalarıyla, bir takım internet reklamlarıyla kendini tanıtıp Afrika'da kendinle ilgili sürekli tanıtım ve pazarlama yapabilecek kaynaklar oluşturmalı. Bu başlangıç seviyesinde yapılabilir bilecek firmalar için. Ayrıca bu firmalar küçük maaşlarla Afrika ülkelerinde yaşayan bazı dış ticaret firmalarına küçük bir katkı vererek sürekli kendileri için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayabilirler. Geleneksel yöntemlerle pazarda söz sahibi olurlar. İkinci grubumuz olgunluk sahibi grup. Artık kendi ihracat pazarlarını olgunlaştırmaya başlamış. İhracat nasıl yapılır? Bunu öğrenmiş. Bir ihracat aritmetine sahip olmuş. Bir dış ticaret ekibi kuyumuş. En azından minimum düzeyde. Bir İngilizce, bir Fransızca, bir Arapça bilen dış ticaret ekibine sahip olmuş ve yurt dışına gidip gelme kapasitesine ve bünyesine sahip olan firmalar için önerim kesinlikle yurt dışı fuarları, yurt dışı forumlar, yurt dışı forumlarla kesinlikle bu network yönetimini bir seviye yukarıya taşımak. Yani bir Nijeryalı'nın sizi Türkiye'de bir uluslararası forumda, sizi yurt dışında uluslararası bir fuarda veya forumda da görebileceği ve bir saha çalışmasıyla da karşısında görebileceği ve güven problemini tamamen aşacağı, şirketinize güveneceği bir iş geleceği oluşturmanız lazım. Bir iş platformu oluşturmanız lazım. Öyle bir atmosferde Afrikalıların size daha çok güveneceği ve daha çok inanacağı bir durum oluşacak ve ihracatınız biraz daha hızlanacaktır. Daha çok Afrika'nın iş dünyasının gündeminde olacaksınızdır. Üçüncü seviye artık yatırımları ve altyapısı belli bir seviyeye gelmiş. Artık ihracat noktasında bir problem yaşamayan, sadece kendini daha fazla geliştirmek isteyen, artık gömlek değiştirmek isteyen firmalar var. Bunlar için de öncelikle ortak depo sistemlerini öneriyorum. Mümkünse hedef pazarlarda kendilerine bir depo kurup, müşterinin Gana'da, müşterinin Nijerya'da, müşterinin Fildişi sahillerinde, Senegal'de bu mala hızlıca ulaşabilecek bir imkana sahip olmasını sağlayacak bu depolar. Bu depolarda malları teslim edecek. Böylece müşterinin gümrük sorunlarıyla da uğraşmasına engel olacak. Daha kolay bir şekilde bu ürüne ulaşacak ve marka bilinirliğini arttıracak. İkinci seviyede de o bölgede yatırım yapıp bazı ürünleri üretip o bölgede satabilecek bir altyapısı olan firmalarında kesinlikle lojistik merkezin dışında bir üretim merkezini oraya kurup bu 1.5 milyarlık nüfusa hükmetmesini tavsiye ediyorum. Peki sizler Afrika pazarında iş yapmak isteyenler için neler yapıyorsunuz? Biz de Afrika pazarında iş yapmak isteyenleri 3 seviyeye ayırdık. Birinci seviye başlangıç seviyesinde iş yapmak isteyenler. Başlangıç seviyesinde iş yapmak isteyenleri bugün 6.sını düzenlediğimiz 16-17 Mart tarihlerinde Ankara'da yapacağımız iş forumu gibi Türkiye'deki iş forumlarına davet ediyoruz. Bu iş forumlarında Afrika'da normalde dış ticaret faaliyetiyle uğraşan, Afrika'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan ama o ülkenin dışındaki ülkelere de sık seyahat etmiş Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Birliği gibi Afrika'yı doğrudan besleyen ekonomik ve üretim merkezlerinden mal alıp kendi geleneksel pazarlarında satmış dış ticaret firmalarını davet ettiğimiz ve Türkiye'de üreten kobilerle onları buluşturduğumuz bir iş forumu var. Bu iş forumuna katılarak 41 farklı Afrika ülkesinden yani Afrika nüfusunun %82'sini oluşturan 41 farklı Afrika ülkesinden 1000 tane dış ticaret firmasıyla buluşmalarını sağlıyoruz. Buna WCI forum diyoruz. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu. Bunu 6. defa yapıyoruz. Bu foruma katılarak kendilerine network sağlayabilirler. Bu birinci seviyede firmalarımız için. İkinci seviyede firmalarımız yani artık bir ulaşım, lojistik altyapısına ve aritmetine sahip firmalar içinde o ülkelerde yapmış olduğumuz forumlar var. Artık firmalar tamam ben belli bir olgunluğa sahibim, ben Gana'da da pazarlama yapmak istiyorum diyorsa Gana'da, Fildişi sahillerinde, Etiyopya'da ve Demokratik Kongo Cumhuriyetlerinde de ayrı forumlar yapıyoruz. Burada yaptığımız forumu orada da yapıyoruz. Doğrudan o pazarda ilişkide bulunan firmalar içinde o sektörlerde alıcılarla onları birebir etkinlik öncesi tanıtım ve pazarlama yaparak onlara potansiyel müşteriler buluyoruz ve o potansiyel müşterilerle orada, o ülkede görüşmeler yaparak ihracatı geliştirmek istiyoruz. Üçüncü seviye artık bir pazarlama bütçesi dışında bir pazarlama danışmanı danışmanlığı bütçesi alabilecek kadar bütçesi olan altyapısını geliştirmiş firmalar var. Ufku biraz daha ilerlemiş, yelkeni biraz daha geniş açmış, biraz daha geniş sularda yüzmek isteyen firmalarımız için de ihtisaslaştırılmış danışmanlık hizmeti veriyoruz. O zaman Afrika Ticaret Merkezleri konseptiyle vermiş olduğumuz bir hizmet. Afrika'nın 9 ülkesinde ofisler açtık. Bu ülkelerde onlara doğrudan onlar için çalışacak satış ve pazarlama elemanları organize ediyoruz ve bir satış ağı oluşturuyoruz. Her gün güne onların broşürleriyle başlayan, onların pazarlamasını yapan, hedef pazarlarda hedef müşteri ulaşıp her gün pazarlama yapan mobilize ekipler geliştirdik bu dokuz ülkede. Belli bir danışmanlık ücreti alarak sürekli o pazarda var olmasını sağlıyoruz. Utku Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Bugün bu programa katıldığım için çok mutluyum. Programın izleyici kitlesine yönelik de bir iki şey söyleyerek kapatmak istiyorum. Özellikle gençlerimizi Türkiye'nin geleceğinin ne tarafta olacağını ve Türkiye'nin ne tarafa aksiyon aldığını iyi izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye Afrika ile ilişkilerini çok hızlı bir şekilde geliştiriyor. Afrika kıtasında dünyada en en çok büyükelçilik açan dördüncü ülkeyiz. İki büyükelçilik daha açarsak Fransa'ya geçiyor ve üçüncü büyük ülke konumuna geliyoruz. Yani Türkiye gelecek stratejisini Afrika'nın üzerine kurdu. Her yıl 30 bin tane öğrenciyi Türkiye'de okutuyor ve Afrika Türkiye arasında ilişkileri geliştiriyor. Bugün Tanzanya'nın Ticaret Bakanı, Somali'nin Savunma Bakanı Türkiye mezunu. Türkçe konuşuyor. Böyle bir gelecekte Türk gençlerinin meslek seçimlerinde, uluslararası bir meslek seçimine, mesleğinle ilgili yapmak istedikleri aksiyon planında kesinlikle Türkiye'nin bulunduğu güçlük merkezi Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik öneminin ve stratejik öneminin bulunduğu yere bağlı kalarak stratejisini gütmesini ve kendine öyle bir meslek inşa etmesini istiyorum. Onun için gençlere önerim ve tavsiyem kesinlikle Afrika pazarına yabancı olmasınlar. Orada kendi geleceklerini inşa edebilecekleri çok önemli fırsatlar olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.